Tekrar karşınızdayız. Bir kez daha merhaba. 21 Mayıs 2020. Herkese selam ve sevgilerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bugünkü yazımızın başlığı bana göre aslında ilginç. Çünkü şöyle ilginç. Kumar, kanabis ve seks demişiz. Yazıyla pek alakası var mı yok mu? Sonunda var aslında ama. Şimdi bir de fıkrası var bunun, biliyorsunuz. İşte adamın biri roman yazmak istemiş, çok da satmasını istiyor. Fıkra bu tabii ki. Gitmiş Orhan Pamuk'a demiş ki çok satması için ne yapmam lazım? Demiş ki içinde soyluluk olacak. Polisiye bir bilinmezlik olacak ve seks olacak demiş tabii ki. O da gitmiş işte Kontesi Kim Becerdi diye bir roman yazmış açık açık. Bakmışlar demişler ki bunun biraz da din ekleyelim içine. Gitmiş değişmiş adını, Allah Allah, Kontesi Kim Becerdi falan gibisinden o okunuyor. Yani bu içinde seks oldu mu ne yazık ki, cinsellik oldu mu böyle çekicilik oluyor. Çünkü denemesi yapıldı bunun. Çok ciddi bir konferansla ilgili olarak bir kadın bacağı fotoğrafı kullanıldı böyle uzun. Yani bütün kadınlardan özür dileyerek anlatıyorum bunu ama olay bu. Ve işte konferans saat 14 şu doldu salon. Oysa hiç alakası yoktu kadınla madınla ama. Söylemek istediğim bu. Biz de yazıya böyle bir başlık koyduk. Kanabis, kumar ve seks. Ne çekici geliyor birçoğumuza değil mi? Ama okuyalım. Bugün Haberci gazetesinde şu anda yayınladık onu. Twitter'da ve Facebook'ta da paylaştık. Kumar, kanabis ve seks diye tabii ki. Hemen okuyalım. Funda Karadurak, Süleyman Duran, çay önünden günaydınlar. Korkarım ne zaman yakacaklar diye. Yol kenarında arazilerin durumu çok tehlikeli. Hakan Bayraktar, çok teşekkürler. Evet, başlayalım yazımıza. Turizm olmazsa olmazımız. Elimizde şu anda sadece iç turizm denen şey kaldı. Başka bir şey yok. İç turizm, küçük birkaç aile oteli veya tatil köyünün yaşam sürmesi için belki yeterli olabilir ama 5 yıldızlı konfor iç turizmle imkansızdır. Neden imkansızdır? Kurtarmaz kardeşim, kurtarmaz. Resmi nüfusumuzun içerisinden bir rakam alalım. 350 bin mesela. 350 bin kişinin tümü tatile gitse, onar gece tatilde kalsa 3 milyon 500 bin gecelemedir. Böl 25 bin yatak eşittir 140 gün turizm. Yine kurtarmaz. Batsi bile gidemeyiz. 25 bin yatağımız var. Hesabı bunun üzerinden yaptık da 350 bin nüfus onar gecelik tatil yapabilir mi bu ülkede? Mümkün değil. Kellebaşı geceliği 200 TL'den oda kahvaltı verebilecek basit bungalovcuklu tatil köyü bile yoktur diye düşünüyorum ki 150'ye verenler var biliyorum. Ama olduğunu farz edin. 4 kişilik bir aile gecede 800 TL, 10 gece 8000 TL olmaz. Küçük işletmeler için olabilir ama büyükler yine kurtarmaz. Sordum bir 5 yıldızlı otel yetkilisine. Kendi içimizde konuştuk. Hafta içi kişi başı 900, hafta sonu kişi başı 1400 TL'den satış yapsak bile bizi zor kurtarır dedi. %50 dolulukla, onu yazmayı unutmuşum. Ülkemiz otelciliğinin çok önemli bir ismi olan Metin Şahinoğlu'nun bu konuda sanal ortamda bana yaptığı bir değerlendirme de şöyledir. Bilinmeyen nüfusumuzun 100 bini 4 gün iç turizm yapsa 400 bin geceleme. Bunu 25 bin yatağa bölersek 16 günde sezonu açar ve kaparız dedi. Ben en iyi ihtimali 350 bin turisti 10 geceden maksimumda hesapladım, yine kurtarmaz. Kaldı ki hedef 2 milyon turistlerdeydik hatırlayacak olursak.
Peki hiç mi umudumuz yok? Bütün dünya şu anda bunu tartışıyor. Dünya bu sene turizmden umudu kesti. Türkiye bize göre daha büyük bir pazar. İç turist sayısı 80 milyon üzerinden hesaplanabilir. Ancak ne isterse olsun Türkiye'yi bile iç turizm kurtarmaz. İspanya'yı da, İtalya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'ı da. Bazı ülkeler, örneğin İngiliz turizm medyası, güvenilir ülkelere tatile gidilebilir mi sorusuna yanıt arıyor. Mesela KKTC, mesela Güney Kıbrıs. Kesinlikle birkaç hafta sonra Kıbrıs'ın geneli güvenilir bir ülke olur. Ama bu adadaki iki ayrı otorite için İngiltere'den turist kabul etmek, turizm değil, intihar kelimesi ile açıklanabilir. Nasıl kabul edeceksiniz ki? Yok mu çaresi? Daily Mail gazetesi dün villada karantina turizm diye bir şey yazdı. Bunu tartışmaya açtı. Turist İngiltere'den uçağa binecek, mesela Türkiye'ye gelecek. Burada özel donanımlı korumalı araçla villasına gidecek, hiç sokağa çıkmadan tatil yapacak. Mümkün mü? Bence değil. Ama tartışıyorlar. Daily Mail, bu da zor. Ya villadan çıkıp karantina şartını ihmal edersek dedi ve kendisi yanıtladı. Midnight Express filmini hatırlayın, hapse bile girersiniz dedi. Hatırlatma çok çirkin ama karantina şartlarına uymanın şart olacağını anlatmaya çalıştılar sanırım. Neyse biz de tartışıyoruz. Turizm ve Çevre Bakanlığı iyi niyetle çaba harcıyor. Plan yapmaya çalışıyor. Ama 2020 hatta 2021'de büyük çaplı turizm getirisi beklemek sanırım mantıklı değildir. Üstelik şimdilik biz hariç çevremizde ne kadar ülke varsa, Avrupa'dan ne kadar turist getirebileceğimiz ülke varsa, Eylül'den itibaren koronavirüsün ikinci dalgası ile karşılaşacak. Bu konuda kesin konuşanlar var. Peki yukarıda da sormuştum aynı soruyu. Hiç mi umut yok? Var. Bu koronavirüs denen illetin mutasyona uğraması. İhtimal dahilinde mi? Bakan Ali Pilli dahil olmak üzere bu konuda kesinlikle beklentisi olanlar var. Şaka yapıyorum elbette. Ama gerçekten virüs mutasyona uğrayıp insanları öldürmekten, hasta etmekten vazgeçmezse turizmden umutlu olmak, gelir beklemek imkansızdır. Elbette yorum yapıyorum ama görünen de odur. Peki kasinolu 5 yıldızlı oteller 1 Haziran'da açılmayacak mı? Açılacak dendi. Kim gidip kalacak ve ayrıca kumar oynayacak? KKTC vatandaşlığı bulunan herhangi biri gidip otelde kalabilir elbette. Ama başka ülkenin vatandaşı dahi olsa kumar oynayamaz. Yasal anlamda kumar yasak. Peki fiiliyat? Tıpkı gece kulüplerimiz gibi. Fuhuş yasak. Ama yasağı takmamak serbest. Fuhuş yasak, fuhuş serbest. Kumar yasak, kumar serbest. Durum bu. Göz mü yumuluyor? Kesinlikle evet. Sonuca gelelim. Serhat, kumar oynanmasını mı savunuyorsun? Kişi olarak kesinlikle karşıyım. Ama oynanıyor ve oynanacak. Dün gazivereli bir abim aradı. Babası babamın çok iyi oyun arkadaşıydı. Bogerize derdik, pokerize diyorlar. Ondan oynuyorlardı. Ailecek bogerizeyi seven çok güzel insanlardı onlar. Ve çok da güzel günlerdi o günler. Gazivereli kumarsever abim oynamak isteyenlere av ruhsatı gibi ruhsat şartı getirelim, devlet bundan para kazansın dedi. Amaç zaten bu değil mi? Kumarhaneler açık olacak. Onlardan zaten vergidir, izin parasıdır. Alacağız. Kumar oynayan da yıllık ücret ödeyecek. Ücretsiz çorba, yemek, alkol, sigara verilmesin. O beni ilgilendirmez, ona karışmıyorum.
Ha, hayır, yasaktır, kesinlikle oynatmayız mı diyorsunuz? Ben de diyorum ki şakasınız. Oynayacak olan oynayacak. Bari bundan para alalım. Fuhuş, o zaten devam ediyor ve devam edecek. Gelelim en vurucu noktaya. Kannabis, gannavuri, marijuana, devlet kontrolünde, ciddi korumalı, tellerle çevrilmiş alanda, hem sağlık hem sanayi amaçlı, hem yine devlet kontrolünde, yerli, yabancı, turist, tüm lisanslı içicilere keyif amaçlı. Tabanca ruhsatı gibi. Vereceksin gününe lisansını, alacaksın parasını. Ben içiciyim abi diyen gidecek lisansını alacak, devletten satın alacak. Serhat şaşırdı. Kumarı, kerhaneciliği ve keşleri savunuyor. Görüşlerimi söyledim. Savunuyorum diye sonuç çıkaracaksanız buyurun çıkarın. Ama kararı devleti yönetenler vermeli. Çok acil ve çok fazla paraya ihtiyacı var mı bu devletin? Eğer varsa siz de buyurun görüşlerinizi söyleyin. Veya bekleyin, ödev yapın, dersleri tamamlayın. Belki Türkiye'ye gönderir. Saygım sonsuz. Ama hazır beklerken siz bilirsiniz diyoruz. İngiliz gazetelerimize hafiften bir bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Evde yapılan maskeler koronavirüsü yayılmasını sınırlı engelleyebilir demiş bugün. İngilizler hala tabii ki bunu tartışıyorlar. Kolay gelsin onlara diyoruz. Her zaman olduğu gibi. Artık reklamlar yayınlanmaya başladı İngiliz internet sitelerinde, gazetelerinde. Online üniversiteler bayağı hızlandı. Online üniversiteler hızlandı. Eskiden de vardı uzaktan eğitim. Ama şimdi bayağı artırdılar bunun şeyini ve reklam yayınlanıyor. Doktora, master reklamları yayınlanıyor bugün. Ve İngiliz gazetelerine bakalım. Çok kısa bir şekilde, çok kısa bir şekilde bakıyoruz. Ulusal sağlık hizmetlerinin personeline birkaç gün içerisinde antibody var mıdır yok mudur diye test yapılacak. Evet, antibody test yapılacak. Antibody testleri yapılacak. Ve Bournemouth'da dün sıcaktan dolayı plaja akın eden insanlar resmen Brezilya görüntüsü sergiledi. Ve İngiltere'nin Nisan ayındaki en sıcak günü yaşandı dün. Bournemouth'da resmen böyle Rio plajı gibi görüntü vardı. Evet, biraz önce okuduk İngiltere'nin tatil planı. Bugün İyi Gazetesi'nin manşetinde yer almış. İyi Gazetesi'nin ne olduğunu hemen okuyalım sizlere. Evet. İngilizler eğer ikinci bir dalga, second spike yoksa, olmayacaksa ara vermelerine ve tatile gitmelerine müsaade edilecek. Başbakanlık evde karantinayı, yani evde kalmayı, tatil evlerinde sürdürmenin planlarını yapmaya çalışıyor. Ve kamp bölgeleri ile oteller Temmuz'un birinde açılmayı planlıyor, devlet planlıyor. Güneşten yararlanmak isteyenler ise dün plajları doldurdu. Dün İngiltere'de
bizde 43 dereceyken onlarda 28 derece, Mayıs'ın en sıcak tarihi günlerinden biri yaşandı ve güneşlenmek için plajlar dün resmen tıklım tıklımdı. Evet. Ve şu anda tabii ki eğer dünya bu virüsü yenmezse dış turizm iddiasını kimse ne yazık ki konuşmuyor. Evet, göçmenlerin hala küçük botlarla ülkeye gelişleri de sürüyor ne yazık ki. Bugün Times'ın manşetinde bu var, çok tehlikeli bir geliş. Bir motorlu küçük lastik bot içerisinde belki de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21-22 kişi var. 2 kişinin binebileceği bir küçük botun içerisinde ve göçmenler geliyor. Gelmeye devam ediyor. Fransız sahil devriyesi yakalamış bunları ama çok kötü bir görüntü çünkü 149 kişi geçmiş aynı gün içerisinde Manş Denizi'ni görmeden kimse. Bu bizim için de geçerli midir? Evet, geçerlidir. Bizim için de geçerlidir. Her an gelebilir. Ve bu çok önemli bir sıkıntıdır. Biz görmeden sahillerimizden karaya daha önce olduğu gibi çıkabilir. Bu nedenle de bu koronavirüs bu ülkede bitti ve kardeş hiç merak etmeyin gibi havalara girmenin anlamı yoktur. İki kişi bir ayda kakateciği hasta eder. İki kişi bir ayda bütün kakateciği hasta eder, %5 öldürür. Anladınız? Onun için o tedbiri elden bırakmayalım. Evet, kriz nedeniyle yaşanan süreçte hastanelere başvurular da düşmüş çok ve 10 gün içerisinde Boris Johnson planı biraz hafifletecekmiş insanların çıkışlarını ama dün kesinlikle İngiltere darmadağın oldu. Şortuyla ve tişörtüyle görüntülendi başbakan dün. Çok perişan görünür. Ve tabii ki diyabet ve şişmanlık virüsün en çok öldürdüğü insanlar oldu. Bu konuda da devlet savaşmaya sürdürecek. Evet, bu kadar okuyacaklarımız. Şimdi ara verelim. Aradan sonra Sayın Doğuş Derya ile sohbet edeceğiz. Yaklaşık 30 dakika bu kadar okuyacaklarımız şimdilik. Ara verdik.